Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Herkes kanalıma ve videoma hoş geldi sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, biliyorsunuz son yavrulardaki durumu biliyorsunuz hepiniz. İlk yarışlarımız oldu biliyorsunuz, takip ettiğiniz üzere. İlk günden beri beni takip eden, yavruların ilk çıkımından antrenmanlarına kadar takip edenler biliyor. Ben her zaman ne anlatıyorum arkadaşlar? Yavru rizikodur, yavru rizikodur diye arkadaşlar barım barım her videomda bağırdım. Gördünüz, biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne yaptık? Antrenmanları olsun, bakımları olsun, her şeyini yaptık. Ama benim senelerdir tecrübem arkadaşlar, her zaman söylüyorum. İlk 3 yarış atlatılmadan yavru kümes fast, yani kümese sabitlenmiyor arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ilk yarışta güzel ilk 6-7 tanesi çok güzel geldi arkadaşlar başta. Dedim ki iyi atlatıyorlar. Ama ondan sonra bütün bu bölgede saat 10'dan sonra arkadaşlar tek kuş gelmedi. Çünkü sebebi arkadaşlar 38-39 derece. İnanın bana nefes almakta zorlanıyoruz. Bazen kuşları salıyorum arkadaşlar. Erkenden geliyorlar kümesin üstüne. Çünkü aşırı sıcak var. Şu anda da sadece şortla duruyorum arkadaşlar. O kadar sıcak gene. Evet. Biz şimdi önce şu ekelerimizi bir salalım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Artık salımı iyice geç aldım arkadaşlar. 6-7 gibi güneş biraz şöyle yüzünü döndüğü zaman arkadaşlar salmaya çalışıyorum. Çünkü uçmuyorlar zaten kuşlar. Aşırı sıcak var. Şöyle önce bunları salalım. Ondan sonra arkadaşlar kümes temizliğinden sonra yavruların son durumunu göstereceğim arkadaşlar. Gel gel. Evet arkadaşlar, fazla lafı uzatmayacağım. Biliyorum hepimizin morali bozuk ama yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl kuşla yaşanılır hep anlatıyorum. Nasıl beslenilir, nasıl yarışa hazırlanır. Bunları anlatmaya çalıştım hep. Bakalım arkadaşlar, şimdi şunlar eşe atmıştım zaten ekeleri. Bir içeri girelim. Ben önce kümesi bir temizleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Evet sevgili dostlarım, tekrardan beraberiz. Vallahi kuşlar görüyorsunuz. Eşe atıldığından beri zaten fazla uçmazlar, her zaman anlatıyorum. Bir de hava acayip basık arkadaşlar. Çok sıcak. Nefes almakta zorlanıyorum yeminle. Bakınız içeri şöyle bir girelim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eşe attım. Hepsi yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Yumurtalar var görüyorsunuz. Tabii bunları yavru almak için değil. Sadece ikinci tura kuşları ne anlattım en son videomda. Kuşların kızgınlığını alıp yumurta üzerinde dişileri yarıştırmak arkadaşlar. Gerçi ben hepsini vereceğim gene. Yani amaç burada yavru almak değil. Sadece ne? Yarışlara, ikinci tur yarışlarına yavrularla beraber verdik biliyorsunuz. Aynı kilometreden sıfırdan başlar gibi başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada yavrulara birazdan geleceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz yavrular başlarken kötü başladık. Yarışa vermemize bir gün kala kümesten arkadaşlar ev antrenmanında şey daldı. Doğan daldı. Birini yaraladı. 4 tane kuşumuz kayıptı. Bunu yavruların videosunda anlattım arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? İkisi geldi akşama doğru. İkisi ertesi gün yarışa verilecek. Onlar yok. Hala yok arkadaşlar. Ama yarıştan kaybolan kuşlarımızdan arkadaşlar bir tanesinden haber geldi. Onu da yavruları şimdi içeri girdiğimizde anlatmaya çalışacağım. Bunlar biraz uçsun. İçeri alayım arkadaşlar. Ondan sonra yavrulara geçer. Onların son durumunu anlatmaya çalışırım. Bakalım arkadaşlar durumlar ne gösterir. İnşallah bekleyip göreceğiz. Bunlar içeri girdiğinde anlatmamıza devam ederiz. Bakınız bu arada kümesin koruyucusunu attım arkadaşlar. Çok sıcak, hemen kurusun diye. Gördüğünüz gibi kümesin ön cephesine koruyucu attım arkadaşlar. Çünkü takır takır kurumuş ağaçlar. Evet dostlarım, birazdan görüşelim. Arkadaşlar bakınız 20 dakikayı çıkaramıyor kuşlar. Şimdi inince ağızlarını göstereceğim size arkadaşlar. Gel gel. Şöyle yakından bir bakalım. Gel gel. Bakınız sevgili dostlarım. Aşırı nem var. Buranın nemi
Avrupa'da yaşayanlar beni bilir arkadaşlar. Ne demek istediğimi bilir daha doğrusu. Buranın nemi gerçekten eğer şöyle 30-35 dereceyi gördüm arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin 40-45 derecesine bedel arkadaşlar. Çünkü nem aşırı. Özellikle benim gibi bronşit olanlar zor nefes alıyor yani, hesap edin. Evet arkadaşlar, şunları içeri alayım. Şu iki tane kaldı. Onları da alıp ondan sonra yavru bölümümüze geçelim bakalım. Gel, 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 gel. O da girdi. Aşırı sıcak var arkadaşlar. Bir dakika, kapağını kapatalım. İçeri girelim. Gel, gel, gel. Evet, burada verdiğimiz 20 tane, yarışa verdiğimiz 20 tane kuş duruyor arkadaşlar. Hepsi geldi onlardan. Şükür kaybolan maybolan yok. Gerçi sevgili dostlar, birden, geçen anlattım ya, birden 400'lerden falan aşağı düştüğünüz zaman kuşlar bir tabii dengesizlik yaşıyor. Ondan sonra tekrar randımana giriyorlar arkadaşlar. Bakınız hepsi yumurtada. Bakalım böyle gene bunları yarışa vermeye deneyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da iyi geldi arkadaşlar yarıştan. Bakalım şimdi esas bizim meselemize gelelim arkadaşlar. Herkesin merak ettiği. Evet sevgili dostlarım, bakınız kala kala bu kadar kuşumuz kaldı. Görüyorsunuz 9 tane, bir tanesi geri geldi, 27 numara arkadaşlar. O sıcakta geri geldi ama hala kendini toparlayamadı arkadaşlar. Bakınız 30 numaramız yatıyor burada. Görüyorsunuz. Erkeğimiz 36 mıydı, 34 müydü? 36 pardon. O geldi. Ondan sonra arkadaşlar bakınız 25 numaranın kardeşi geldi. Benim saz kanatlardan dişi 41 numara geldi. Bakınız bunun o gün ev antrenmanında yara aldıydı bu. Ben onu yarıştan başka bir cinsi daha yara aldı geldi sandım arkadaşlar. Bakınız boynuna sevgili dostlarım. İşte o gün Doğan saldırdığında antrenmandan bir gün önce, ya yarıştan bir gün önce 4 tane kayıp vardı. Bu da içindeydi. Bu çıktı geldi. Ama diğerleri zaten kümesten kayboldu arkadaşlar. 2 tane. Ondan sonra kalanlar bunlar sevgili dostlarım. Ne yapacağız şimdi yani, kafamızı öneme yiyelim. Hayır. Ben her zaman ne anlattım? Ne dedim her zaman? Dedim ki yavru rizikodur. İsterse 1000 kere antrenman yaptırın. İlk yarışlar her zaman tehlikelidir. Ve ilk 3 yarışı atlatmaları lazım dedim. Belki haftaya arkadaşlar bunlar da gidecek. Belki kalacağız öyle yani, bunu kimse bilemez. Dediğim gibi bugün önde gelen mesela 30 numara çıkıp geliyor ama kaybolabilir yani. Bu dediğim gibi riziko arkadaşlar. Yavru ön teker nereyse arka teker oraya. Şimdi arkadaşlar 3 beyaz boncuğu verdiğimi biliyorsunuz. Onlar arkadaşlar başlamasam bir yerden bir daha bir sene beklemek zorunda kalacağız. O zaman da kuşları hiçbir yarışsız antrenmansız seneye zaten kaybolurlar. Anlatabildim mi? Yani atlatsalardı bugünü, yani o günü iyi olacaktı. Fakat maalesef arkadaşlar gelmediler. Zaten bu havada da gelmeleri çok mucize arkadaşlar. Evde kuşlar 15-20 dakika uçmuyor. Dediğim gibi. Ama ne diyorum ben, hiç şeye gerek yok arkadaşlar. Son kurşuna kadar devam edeceğiz. Bakalım. Şu anda bak bu kadar kuşlu arkadaşlar. Tüm bölgelerde en iyi kümessiz yani. Şu 9 tane yavruyla arkadaşlar. Ya bu haftaya bunlar da giderse Allah korusun bir daha yavru sezonu biter bizim için. Ama yapacak bir şey yok. Her sene bu zamanlar arkadaşlar sıcaklar basıyor ve yavruların yarışları başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra bütün problemler yaşanmaya başlıyor. Bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane kaybolan yavrulardan bir tane şey geldi. Haber geldi. Almanya sınırında arkadaşlar kuş. Almanya sınırında. Bakın bugün nereden ne? Bugün çarşamba değil mi? Bu videoyu hemen çektiğim gibi yükleyeceğim size. Bugün haber geldi. Pazardan beri arkadaşlar. Almanya sınırında bir adama inmiş kuş. Biraz diyor durumu kötü diyor. Yani o sıcakta normaldir. En azından onu biliyoruz arkadaşlar. 50 numara. Onu biliyoruz orada. Salacak bakalım. Ben almaya gitmem arkadaşlar. İsterse son tek kuş kalsın burada. Ben gidip kuşu almam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bakınız favori erkeğim benim burada ama inşallah
ilk 3 yarışı atlatır bunlar arkadaşlar. Elimizde 4 tane de kalsa, 1 tane de kalsa dediğim gibi son kurşuna kadar devam. Üzülmüyorum muyuz? Tabii çok üzülüyoruz. Benle beraber üzülenler de var arkadaşlar. Şu güzelim kuşlar gitti yani ama benlik bir şey yok yani. Bunların yapılması ne gerekiyorsa hepiniz çok iyi takip ettiniz arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Bakımından, ne bileyim, temizliğinden. Ama bir tane de kalsa hiçbir şeyden ödün vermeyeceğiz. Bakınız gene tertemiz kümes. Gene böyle ama dediğim gibi yavru her zaman riskli oluyor arkadaşlar. Ben bunu senelerdir yaşadım. Ben çok 30 yavrumdan 10 tanesi kalıp 8 tanesi kalıp aynı böyle devam ettim. Ama bunların garantisi yok. Haftaya hiçbir garantileri yok arkadaşlar. Dediğim gibi yavru bir de bakın böyle kızgın oldu mu takılıp gidiyor arkadaşlar. Bakalım 30 numara yumurtada yatıyor. Eşi 41 numara, görüyorsunuz dişi. Onlar iyi geliyor şimdilik. Şu erkeğim de güzel geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakınız. 36 numara olması lazım. Evet. Evet sevgili dostlarım. Biliyorum. Anlatmaya çalıştım. Herkes bekliyor. Ama ilk yarış itibariyle arkadaşlar şu anda bütün bölgelerde en iyi kümes de en başta arkadaşlar. Benim kümes ama beni geçerler arkadaşlar. Çünkü 9 tane yavrumuz var. Ha Allah bilir. Bu 9 yavru kalırsa belki çıkıp gelenler de olur. Bilmiyorum arkadaşlar. Ondan sonra biz rutin yaptığımız neyse yapacağız. Ve yarışlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bunları yalnız bu sene arkadaşlar yavrularla beraber devamlı vereceğim. Geçen sene biliyorsunuz izine gittim öyle kaldılardı. Hani ikinci tura verememiştik. Türkiye'lerin geçen sene. Şimdi tüyleri müyleri biliyorsunuz karartmadan ötürü gayet güzel arkadaşlar ve onları vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz geçen sene ilk yarışlarda yavrularla beraber bunları vermek yoktu. Şimdi çok kayıp olduğu için kuşlar arkadaşlar bunları veriyoruz onlarla beraber arkadaşlar. Bakınız dişi görüyor musunuz? Ne kadar kızgın arkadaşlar. Bu bir tane erkek bulsa bu da gider arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız bana geliyor. Evet sevgili dostlarım gene bugün biraz moralsiz yayın oldu ama şunu da söyleyeyim. Hiç posta besleyip de hiç yarışlara katılmamış veya yarış tecrübesi olmayan arkadaşlar onlara kolay gelebiliyor tabii. Çünkü evde ev salımında salıyorsun uçuyor kuş. Ev salımında atmaca doğan veya başka bir şey olmadığı sürece kuşlarınız kaybolmaz. Bunun adı üzerinde arkadaşlar bunlar mesafe kuşu yani. Her türlü rizikoya açık oluyor. Bakınız en güvendiğiniz erkek bile ekelerden erkek bile gelmeyebiliyor. Kazaya belaya uğrayabiliyor. Çünkü bunlar ev kuşu değil. Yani ev kuşu değil derken uzak salım kuşu. Taklacı besli arkadaşlar. Kaybolmaz doğan almadığı sürece. Evet sevgili dostlarım ne yapalım? Moralimiz bozuk olsa da kuyruğu dik tutmamız lazım. İnşallah ben de sizler gibi bekliyorum arkadaşlar. Hava şu anda bakın yemin ederim terime bakın elimi şöyle göstereyim ter doluyum arkadaşlar. Tam da yarışın ertesi günü 38-39 derece olması kuşların dengesini iyice bozdu. Emin olun her taraf kuş kaynıyor yani. Bana gelen 3-4 tane yabancı var yarışta görüyorsunuz. Benim kuşlarım Almanya tarafına gidiyorsa Almanya'nın Belçika'nın kuşları bu tarafa geliyor arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor sevgili dostlarım. Ama dedik son kurşuna kadar devam arkadaşlar. Hiç problem değil. Ne yapalım bir tane de kalsa kaderimize ne varsa yaşayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabii ben tek değilim ha bu arada arkadaşlar. Çok benim gibi böyle bir sürü kuş kaybeden arkadaşlarım da var dernekte. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunlar yaşanıyor. Yeter ki canımız sağ olsun arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım takibiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için Allah razı olsun hepinizden çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunun da semeresini alıyorduk ne güzel ama her zaman ne dedim sevgili dostlar. Şöyle 3 yarıştan sonra bir 15 kuşumuz kalsın bir daha ne olursa olsun diyordum ama bakınız ilk 7-8 çok güzel geldi arkadaşlar. Dedim ki onlar da gelecek ama saat 10 itibariyle tak diye kesildi arkadaşlar. Her yerde kesildi. Bakınız kumru bile serçe bile uçmuyor şu anda akşamın 6'sı 7'si olmasına rağmen arkadaşlar. Sadece böyle doğan baba geziyor görüyorsunuz mu? Başka da bir şey yok. Evet sevgili dostlarım görüşmek ümidiyle inşallah
Beğeni, yorumlarınızı ve takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.